Evet arkadaşlar, şu anda Medine'ye geldik. Medine Havaalanı'ndayız. Otele transferi için otobüsümüz de burada. Otobüsle beraber şimdi hep beraber otele doğru gideceğiz. Kolaçan'la ben beraber. Ben... Belki aynı odada kalma ihtimalimiz söz konusu. Evet. Nasıl geçti abi yolculuk? Yolculuk çok iyiydi ya. Mükemmel. O kadar güzeldi ki yani kelimeler kifayetsiz. Bana da Mevlüt biliyorsunuz hastalıktan kalktı. Yanımıza yani bizi yalnız bırakmama adına hastalığı ne yaptı ne etti tedavisini gördü. Hep beraber buraya geldi. Bir de bütün kafile uyudu. Ben başlarında hasta sanırım. Nöbet tuttum bir de. Evet. Bu ne? Evet. YouTube videosu mu? Vallahi YouTube için çekelim dedik. Biz de çıkacağız mı? Ben de paylaşacağım mı? Hadi paylaşayım bari. Mevlüt'ü de paylaşırım o arada. Erkin de benim burada. Benim de kanalım var. Erkin nasıl geçti abi yolculuk? Gel beraber. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Nasıl? Memnun musun? Girişte sıkıntı olmadı neyse ki. Güzel bir işlemler değil mi? Aynen. Bir şey diyeceğim, güzel yüzümüz görünmüyor olabilir mi? Yok, görünüyor gayet güzel. Işık arkadan yaptık şey. Hani evet. Arabistan'daydı benim. Evet, şimdilik bu kadar. Sonrasında devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Doğrudan nereye gidiyorduk? Dakar Valisi'ne doğru gidiyoruz. Alaya. Yanımda da Kolaçan var. Kolaçan dedi ki ben çay kahve içmeden yapamıyorum. Özellikle çay içmeden yapamıyorum dedi. Kardeşim ne demek dedim. Otobüsü durdurdum ve kardeşime burada çay ısmarlamak için buraya geldik. Allah razı olsun. Çay diyorum çay buluyor. Kahve diyorum kahve buluyor. Daha şimdi ne yapayım ben? Geldiğimiz kutsal topraklarda gerçekten bir dediğimi iki etmeyen tüm arkadaşlara buradan ülkemizin tüm güzel insanları. Otobüsü durdurdum otobüsü. Senin için bu ya. Kadar insan Allah bekliyor. Değişken mi vardı? Bilmiyorum ki. Nasıl değiştiğimi bilmiyorum. Her sabahları içtiğim şeyi... Kahve. Ama adı var onun yani. Kahve değil o. Lütfen kahve. Mura. Hayır. Çay var mı? Ne ben bilmiyorum. O zaman görüntülere gideceğiz. Görüntülerde ne içtiğini Hüseyin'e gösterelim bence. Kimi, bir daha söyle. Sen kim için ne alıyorsun abi? Ben Hüseyin abiye karamel macchiato alıyoruz. Ne saat yapayım? Kaç abi? Saate bakalım. Saate bakar mısın? Saat 4:20'de sen Hüseyin'e ne alıyorsun? Kremali macchiato alıyorum. Bak adını da söyleyemiyorum benim. Adam alışveriş yapıyor. Kremali macchiato. Bir daha söyle. Allah aşkına bir daha söyle. Neydi lan? Kremali. Kremalı macchiato. Dur ısmarla. It has to be soft. Yes. Yunus, Hüseyin ne bunu oluyor? İçebilecek mi? İsmini söyleyemedik. Ne? Karamel macchiato mu Hüseyin abi? İçiyor abi. Vay be Hüseyin. Buradan selam. Kaymaklı çikolata abi. Kaymaklı dondurma. Karamel macchiato. Karamel mi kremalı mı? Karamel abi. Karamel macchiato. Mevlüt abi. İsmini unuttu senin. İsmini veriyor ben ya. Kaymaklık adayım. No karamel macchiato. Ne kadarmış abi? Bir fiyatlara bir bakabilir miyiz? İzin verir misin? Sağa geç şuradan o lütfen fiyatlara bak. Abi bir riyat ne kadardı? 8 lira. Fiyatlar bu arkadaşlar. Yani geldiniz yol kenarında bir yer gördünüz. Buradaki fiyatlar bu. 1 liranın 8 riyal olması. Evet, bizde 8 lira. Burada sen pazar iş yapmaya kalktığında ya bunu ben niye çekiyorum Ramazan rica ediyorum ya. Adam bu kanalla gerçekten. Evet, ben Kolaçan'a çalıştım ya. Abi bir tane şey Türk lirası 8 riyal. Ama adam şey dedi Türkiye'de 8 lira. Özür dilerim 1 riyal 8 lira. Türkiye'de 7 lira falan. Burada 8,5 falan. 8,5 9 dedi. 9'dan hesapladı bize. Burada oğlum bak bak kim geldi? Burada diyor 9 geldi? Diyor 10 diyor 11 bak, diyor. Bak kim geldi oğlum? Onur siz de mi buradaydınız lan? Nasılsınız? Ya oğlum çok ünlü bir yer burası. Evet arkadaşlar eğlenceli bir yolculuk oluyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar kutsal topraklar ziyaret tamam. Evet. Paylaşın tamam. Artık coşma zamanı. Beni biliyorsun mecliste de paylaşımlar yaptım. Ne kaldı? Evet. Finşel habibi. Abi senden çok şey bekliyoruz. İpek, Kozmos'un şirketi kaldı. Onu da
Kurduk mu? Kolaçan 4'ü tamamlamış oluyoruz. Kolaçan Hindistan cevizi özü yağlarıyla daha güzel hissedeceğiz kendimizi. Şöyle bir ürün çıkaracağım. Motosikletinizde yıkadığınız malzemeyi kendiniz de yıkayabileceksiniz. Ayrı ayrı malzeme almaya gerek yok. Ürün şey olacak yani. Güzel bir şey bence bunu, değil mi? Düşünelim. Aa, bu burayı sansürde de şey yapmasınlar. Tamam. Daha piyasaya çıkmadı. Tamam. Devam edeceğiz. So if you can shortly explain where you're from and what your position is in the Hero Motocorp. All right. So first, welcome motorbike enthusiasts. Thanks Seco for the introduction. My name is Wolfgang Fischer, known by nickname Waffi. I'm the team manager here at Hero Motorsports. We are running the international rally program for Hero since 7 years now. The main event is the Rally Dakar every year in January, which is also the hardest off-road race in the world, about 8,000 kilometers in 2 weeks of racing here in Saudi Arabia now for the 5th year in a row. And we're just at the start. Today is the prologue, which defines the starting order for the first big stage tomorrow. Peki Dakar ruhunu nasıl buluyor? Bu yarışta takımını nerede görüyor ve neyi hedefliyor? Well, it's for sure one of the last big adventures for the human beings. It's very, very wide nature. You are by your own. Yeah, you need to make your own decisions. You need to go your own rhythm. You don't fight primarily against your competitors, because first you need to win against the desert. Yeah, to finish your day. And of course, the better you do that, the better you are in the competition. It's also a technical sport. You have an instrument, your motorbike. You need to take care of. It need to be performing well. It need to be with a great durability for that long time. And it's kind of a virus. When you get this feeling to ride freely in the desert, you always want to come back. Başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. I wish you luck. Thank you. And yeah, luck. Yeah. Thank you. Şimdi İrlandalı bir yarışçının start aldığı anı görüyorsunuz. Biraz sonra da sizlere kupanın sergilendiği yere doğru götüreceğim ve orada kupanın kendisiyle birebir sizi tanıştırmış olacağım. Evet arkadaşlar, şu anda yarışın yapıldığı start alınan yerden size kupanın olduğu yere getirdim. Burası yarışçıların ve paddock'ta bulunan bütün takım arkadaşlarının beraber herkesin bulunduğu exclusive alanındayız. Ve bu alana gelmişken sizler için birazdan kupaya dokunacağım. Hayatımda ilki yaşıyorum ve bir daha yaşar mıyım bilmiyorum. Her şeyden önce bir anı olmasından dolayı burada olmaktan çok mutluyum. Bu duruma katkıda bulunan Hero Motor Türkiye'ye ve bütün burada bulunan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Özellikle kamera arkasında şu anda Ramazan var. Ramazan motordayım ve o da birbirimize yardım ediyoruz bu çekim esnasında. Sizler için isterseniz kupaya dokunup öpmek istiyorum. Evet. Evet, şu anda yarışçı arkadaşlar hazırlıklarını tamamlamış bulunmakta. Bu hazırlıkları biraz önce yaptıkları test sürüşlerinden sonra tamamen yarına yönelik hazırlıklar içerisinde bakımlarını, temizliklerini yapıyorlar. Test sürüşü esnasındaki kirlenen elbiselerini ve numaralı yeleklerini bu şekilde temizledikten sonra kurutmak için buraya asıyorlar. Ayrıca üstleri başlarını temizledikleri gibi her motor sürüş sonrasındaki hazırlıklarını ayrı ayrı motorlara da yapmaktalar. Bunu her seferinde bu sürüş esnasında yarışçılardan ayrı bir grup ekipleri var. Paddock'ta bulunan. Sırasıyla bu işlemleri her dönüş yarış sonrası yapmak durumdalar. Dediğim gibi burada bir koltuğu görüyorsunuz, temizlemiş vaziyette ve
bakımları yapılmakta. Abu Dhabi Rally Tisawi Rota fi Al-Arba. Good luck. Ladies and gents. Hepiniz hoş geldiniz. Dakar 2024'te Suudi Arabistan'dayız ve yanımızda Hero Motor'un rally takımından Ross var. Ross bugünkü prologda, yani zamanlama turunda, 27 kilometrelik turda 3. geldi. Yarın bravo. Bravo. Yarınki ilk büyük yarıştan önce yaklaşık 400-500 kilometrelik bir yarış olacak. Onlar için de bizim için güzel bir motivasyon oldu. Can you tell about yourself? As you see, we have a really good team and everybody is really supportive and like a family. So, you know, all of us are a big family from Hero, so it's also for all of us here the same thing. So yeah, and a big thank you to you guys for all the support and helping us, you know, achieve our dreams. By you guys supporting Hero is helping us race and develop the bikes and make sure that we get the best product out there. So a big thank you to all of you guys for all the support and welcome to the Dakar. I hope you enjoy it and thanks for letting us meet each other. Ross. Az önce de bahsettiğimiz gibi Güney Afrika'nın küçük bir kasabasından geliyormuş ve kendisi küçüklüğünden beri yarışlarla büyümüş bir insan. Hero'da 2. Dakar yarışı, bugünkü turda 3. oldu. Yarın 500 kilometrelik bir yarışı var. Bu yarışla birlikte daha zorlu bir dönem başlıyor onlar için. 15 günlük bir süreç Arabistan'da. Geldiğimiz için bizlere teşekkür ediyor. Çünkü bizlerin onlara verdiği destek, bizlerin onlara sağladığı mutluluk onları daha motive ediyor. Daha iyisini yapmaya çalışıyor. Buraya geldiğimiz için, burada olduğumuz için, onlarla olduğumuz için tekrar teşekkür ediyor. Daha önce kazanmış olduğu herhangi ödüller, herhangi bir derece var mı? What is your achievement before Hero? My best result at Dakar is 13th place, my first Dakar in 2019 in South America. 2019'da en iyi zamanım diyor, 30. olmuştum ama diyor, tabii şimdi işler biraz daha farklı. Her geçen gün daha da mı zorlaşıyor bu? So every day it's getting harder or it's getting easier or easier for you, because you train a lot. Yeah. And you give your best every time. Yeah. What is the situation during the all Dakar? Yeah, it's so up and down, you know. Some days are really good and just sandy tracks and it's really easy and fun to go fast, and some days there's lots of stones and hard navigation, and then the days are really long and really tough. So some days are very good, some days are very bad. Yani şöyle, bazen diyor çok iyi günlerimiz oluyor, bazen diyor çok kötü günlerimiz oluyor, çünkü diyor yollar kum olduğu zaman gaza açıp gidebiliyoruz diyor. Dakar süresince bazı günler gerçekten çok iyi, bazı günler zorlu geçiyor diyor. Çünkü kumda olduğumuz zaman gaza açıp eğlenmesi daha iyi oluyor. Biz de keyif alıyoruz sürüş yaparken diyor, ama tabii bazı yerler, bazı yollar çok taşlı oluyor. Oralarda kullanmak gerçekten zor oluyor diyor. Tamamen iniş çıkışlar diyor, ama her zaman en iyisini vermeye çalışıyoruz diyor. They are saying, do you have any message to X-Pulse riders in Turkey? Yeah, for sure. Just enjoy the adventure. Thank you all so much for the support. Without your support, we wouldn't be able to do the racing and the development of the motorcycle. So thank you very much and enjoy every moment of being on the motorcycle. It's one of the best places you can be. It's so much fun to be out in the open and you can see places where no one else can see with the X-Pulse. So thank you guys. X-Pulse'ı kullandığınız için teşekkür ederiz diyor. Aynı zamanda sizin X-Pulse'a verdiğiniz değer, onun gelişmesiyle bizler de gelişiyoruz. Burada sizin sayenizde aslında yarışıyoruz diyor. Motosiklet üstünde olmak her zaman bir ayrıcalık ve keyiftir. X-Pulse'la hiç kimsenin gidip göremeyeceği yerleri görebilirsiniz. X-Pulse'a sahip olmak bir ayrıcalıktır diyor.
ve bu ayrıcalığın tadını çıkarın diyor. Thank you, thank you. Thank you guys. Good luck. Thank you very much, and hopefully I can ride X-Pulses one day with you in Turkey. Yeah. Umarım thank diyor, you. Umarım diyor sizlerle bir gün Türkiye'de X-Pulse'ı kullanabilirim diyor. Çünkü şu an sadece iki motor var. Biri Dakar'da kullandığı arkamızda gördüğünüz makine, diğeri de evindeki X-Pulse 4 numaralı modeli. Türkiye'de bulunmuş mu veya Türkiye'de herhangi bir yarışmaya katılmış mı, Transanatolia gibi? Did you ever been in Turkey or did you ever race in Turkey like Transanatolia? No, unfortunately not, but I've really wanted to visit it. A lot of my friends go into Turkey to do some enduro racing and it looks beautiful and I'd really like to visit one day. Maalesef bulunamadım ama birçok arkadaşım enduro yarışlarına gitti diyor. Onların paylaşımlarını, onların heyecanını gördüm. Umarım diyor bir gün ben de Türkiye'de olurum sizlerle diyor. Kendisine bir hediyem var. Bunu alırsa birinci geleceğine inanıyorum. So he has a gift for you. I believe if he accept this gift, he will be the first place. Best wishes. Good luck. Thank you. Logo. Thank you very much. Nice I appreciate it. Thank you. Nice to meet you too. His influencer name is Seko de Sakal. Seko de Beer. Thank you very much. Seko de Sakal. Seko de Sakal. Seko de Sakal. Okay. Thank you. السائق الاندوري البرت لوفيرا شارك في رالي دكار 8 مرات بين 2007 arkadaşlar şimdi bu girdiğim yerde bütün yarışçılar dahil ekip arkadaşları herkes buraya gelip yemeğini yiyor ve gerçekten müthiş temiz yemekleri sırayla şuradan alıp oradan sırasıyla alıp geliyorlar. İsterlerse burada çabuk yenmek üzere olan yemekler de var. Burada arkadaşlar, daha doğrusu ekip arkadaşlarıyla beraber faydalanıyorlar. Gayet büyük bir çadır gibi yerde yemeklerini yiyorlar. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Hijyen gerçekten çok dikkat edilmiş. Burada konteynerlarda, büyük konteyner tırların arka dorselerini tuvalet haline getirerek çok güzel tuvaletler ve shower dediğimiz, yani duş almak üzere yerler yapılmış. Gayet temiz, gayet güzel. İnanın ben çok şaşırdım. Harikaydı. Arka tarafta da gördüğünüz gibi ekipmanlarla, tırlarla yarışa gelen büyük kamyon ve ATV dediğimiz diğer jipler, bütün diğer ekip arkadaşları da orada toplanmışlar. Orası ayrı bir yer. Hemen arkamızı döndüğümüzde ise bizim Hero'nun bulunduğu paddock dediğimiz yerde motosikletçilerin olduğu taraf. Diğer tarafta göstereceğim size. Bu tarafta da yarışların başlangıç noktası olan start aldıkları yer. Şimdi arkadaşlar burada tek tek geliyorlar. Orada da anons yapıyorlar. O anons yapılan yerde isimleri söyleniyor, ekip söyleniyor, katılımcılar tanıtılıyor ve buradan çıkış yapıyorlar. Demin içeride gösterdiğim yemek yenilen yerde burası bayağı büyük. Ve şov kısmı... Burada arkadaşlar eğlenceleri için müzik, şovlar düzenlenen müzik ses sistemlerinin olduğu yerler. Gelelim bizim lunch dediğimiz, daha doğrusu exclusive ağırlanma yerimiz şurası. Orada da zaten kupanın tanıtımı açısından insanların görmelerini sağladıkları şov kısmı. Orası da o şekilde. Oturma yerleri böyle. Herkes keyfine bakıyor. Buranın konseptine uygun bir şekilde yapılmış. Sonra ateş çukuru açılmış. Şurada da hemen sahnenin yer aldığı yerin karşı tarafına da ateş çukuru dediğimiz yer. Orada da gece ateş yakılıyor. Etraf bu şekilde. Gerçekten zor bir etap şeyi belli. Yani şuraya bakın. Küçük tepeler, arazi. Olduğu gibi size şöyle yaklaştırmak istiyorum. Baktığınız zaman ciddi bir etabın olduğu çok belli, bariz belli.
Şimdi buradan start alma ve starta gelen araçların da anlatmadan önce sıraya girdikleri yer. Bakın görüyorsunuz, şuradan ekrandan göstereyim nasıl bir yarış içerisinde tanıtım tarzında. Hindistan, özellikle Karan bu konuda şurada misafirleri olduk. Sevgili Mustafa da bana doğru yürüyor. Mustafa'cığım burayı anlatıyordum. Senin de katmak istediğin, söylemek istediğin var mı? Karan da burada. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir yer. Evet. Gerçekten herkese çok teşekkür ederiz. Tavsiye ederiz. Yes, thank you. You got? No. Okay, thank you. Ne denilebilir ki? Gerçekten müthiş bir deneyim oldu bizim için de. Sen daha iyi anlatırsın. Getirenden, götürenden, her şeyden, herkesten razı olsun. Ne diyelim yani? Evet, güzeldi. Seninle burada vakit geçirmek de güzeldi canım. Senin kardeşim. Abi, gerçekten müthiş. Valla sağ ol. Dostlarıyla güzel vakit geçirince böyle uzak ellerde, Medina ellerinde, Ula'da, Al-Ula'da güzel vakit geçirdi gerçekten. Ferhat'a bir şeyler söyle, o da duysun buradan. Ferhat Hakan, biliyorum çok yoğun çalışıyorsun. Seninle burada olup... Ne espri, ne şaka yapardık ne değil mi? Ne şakalıklar, komiklikler yapardık ama şaka modumuz aktif. Biz de seni aratmadık diyebiliriz yani. Doğru, doğru. Ama başka yerde buluşacağız. İnşallah. Nerede buluşacağız? İnşallah. Onu sürpriz olsun. Ula'da. Evet. Veda etmek için beraber Ramazan'la, motordayım, Ramazan'la beraber olmayı arzu ettim. Çünkü buraya gelirken de yoldaşlığımızı, bazı şeylerimizi konuştuk. Dedi ki abi gelirim, ne demek dedi. Beraber geldik ve beraber de kapanış yapmak istedim. Beraber geldik, beraber çalıştık aslında. Ben evet, sana, evet. Sen bana evet. Çok yardımcı dokundu Serkan abi de bana. Burada seni kanalladığı, teşekkür etmek istiyorum abi sana tekrardan. Estağfurullah. Yani şunu söyleyebilirim. Ramazan son zamanlarda gerçekten çok güzel içerikler çıkarıyor. Çok güzel videolar çekiyor. Bunda benimle beraber olman benim için mutluluktu. Çok teşekkür ederim. Çok abi. Sağ ol. Veda ediyoruz. Veda etmeden önce çok kısa bir konuşmam olacak. İstersen sen veda et, beraber edelim. Ben sonunda bir şeyler konuşacağım, bir şeyler anladım söylemek ben istiyorum. Anladım ben ne konuşacağını abi. Peki. Tutamadım kendimi. Arkadaşlar bizi buraya Hero davet etti. Hero'nun davetiyle geldik ve Dakar rallisindeyiz. Yani hani farklı bir ülkeyle falan bir alakamız yok. Dakar rallisindeyiz. Evet. Dakar rallisine geldik biz. Evet, şöyle farklı bir şey yok. Ben senin kamyonlar da gidiyor var demek istediğini anladım abi. Sen yine evet. Anlat ama Dakar rallisine geldik. Yani bizim evet. Amacımız başka bir şey değil ki, gelmişken burası kutsal topraklar. Peygamber Efendimiz'i de ziyaret ettik. Orada çok olmaktan güzel da çok mutluluk duyduk ve kesinlikle huzur duyduk. Gayet maneviyatı açısından da çok güzel bir gezi oldu. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Hani ilk gün manevi bölgeleri gezdik. Evet. Çok da katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani ben gerçekten çok iyi hissettim. Evet. Sizle gezdik zaten. Sizleri de gördüm. Sizler evet. De öyle. Peygamber Efendimiz'i ziyaret ettik. Dakar rallisine katıldık. Geri döneceğiz. Evet. Başka hiçbir amacımız yoktu birbirimizin zaten. Birbirimizin gönlüne dokunduk. Hı. Arkadaşlığın, kardeşliğin, birlikteliğin ne kadar huzur dolu ve güven verdiğini bu güzel topraklarda hissetmiş olduk. Evet. Ha, bunun dışında ben şunu söylemek istiyorum. Bizim vatanperverliğimiz, bizim duygularımız, hele özellikle Atatürk konusundaki düşüncelerimiz kimsenin tartışmaya açık olabileceği bir durum değildir. Ben burada hemen bir parantez açayım. Serkan abiye ve bana böyle birkaç mesaj geldi, hadsizce aslında. Yo, hadsizce demeyelim. Can sıkan yani böyle mide bulandıran mesajlar gerek geldiği yok diye. İçin. Gerek yani ne gerek vardı dediğimiz mesajlardı bunlar. Böyle bir açıklama yapma gereğini de duyuyoruz evet, aslında yüzden, kendimizi. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Burada bulunma amacımız Dakar Rally ruhunu yaşamaktı. Başka bir şey değildi. Ve Hero Motor Türkiye'nin bu çağırması maçlardan ve bazı olaylardan önceydi. Biz de geliriz dedik. Geliriz dedikten sonra herhangi bir durumdan dolayı burada biz katılmıyoruz, gelmeyeceğiz deyip o kadar insanın emeğini içe sayar vaziyette geri çevirmek istemedik. Yani gönlümüz el vermedi ve gerçekten de burada olmayı da arzu ettik zaten. Bu anlamda, bu bağlamda şunu söyleyebilirim. Çok duygusal olan bir konu üzerine fazla bir şey söylemeye de gerek yok. Ama şunu belirtiyorum, Hero Motor Türkiye'ye, Hero Motor Hindistan'daki Hero Motor'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olsunlar, bizi konuk ettiler, çok güzel ağırladılar. Özellikle Hüseyin'in ve Önder Yunus'un, yani. Evet, Hüseyin'in ve Yunus'un çabaları, yani bir şeyi bile mutsuz kalmayacağımız konuda bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı da çok 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 teşekkür ediyoruz. Burada bulunduğumuz arkadaşlarla beraber olmaktan çok mutluluk duyduk. Mustafa olsun, Erkin olsun, ismi aklıma gelmeyen Onur Çakı olsun, Çakı. Ondan sonra Mevlüt olsun, Kolaçan. Yani hepsine tek tek teşekkürler. Birbirimize çok destek içerisinde çekimlerimize yardım ettik.
Bu birliktelik, bu beraberlik de çok hoşumuza gitti. Uzatmayayım. Sizin de inşallah seyrettiğiniz görüntüler hoşunuza gitmiştir. Mutluluk duyduk. Yani size bir şeyler aktarma çabasıyla biz hareket ettik. Buradaki heyecanı aslında aktarmaya çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Evet, yani bunun havasını atmak gibi bir çabamız yoktu. Tamamen bizim yaşadığımızı siz de yaşayın diye bu görselleri elde etmeye sabahtan beri ayaktayız. Ya çok yorulduk. Ben az önce uyumuşum orada koltukta. Ben çekecektim seni, vazgeçtim dedim, kıyamadım. Ama ona rağmen hani şu an tekrar olsa tekrar yaşamak isterim aynı şeyleri. Kesinlikle. Çok keyifliydi. Kesinlikle. İyi ki de katılmışız. Dakar Rally 2024'ten bu kadar arkadaşlar. Umarım seneye görüşürüz. Seneye de görüşürüz. Başka şeyler olur, güzellik olur. Paylaşmak için sizlerle beraber olmayı istiyoruz. Sevgilerle. Görüşürüz arkadaşlar. Bu adamın değerini bilin. Sağ ol.